Herkese merhaba. Uygulanacak şöyle bir spesifik senaryomuzun olduğunu varsayalım. Kullanıcılarımız teklif detaylarını içeren bir XML belgesini uygulamamıza yükleyebilsinler. Biz de geliştirici olarak yüklenen XML belgesini alıp içindeki bilgileri bazı model nesnelerine parse etmeye çalışacağız. Ve daha sonra talep eden kullanıcıya bir ön izleme sayfası göstereceğiz. Ardından Kullanıcımız bu sayfadaki bilgilere onay verdiğinde XML'deki verileri veri tabanımızdaki teklif tablomuza kaydedeceğiz. Demo projemizin adı XML External Entity ve Visual Studio Community ortamında yüklü vaziyette. Sağ tarafta uygulamamızın yapısını içeren Solution Explorer var. Burada Offers adında bir dizinimiz mevcut. Bu dizin test yapabilmemiz için örnek XML dosyaları içeriyor. Parse edeceğimiz XML formatının neye benzediğini görmek için şimdi offers xml dosyasını açalım. Dosyanın başında doctype diye bir bölüm var. Bu kısmın kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Bu doküman sadece basit bir XML dosyası. Ama hazır buradayken basitçe değineyim doctype kısmına. Document Type Definition yani kısaca DTD denir. Bu, XML belgesinin yapısını tanımlayan bir standarttır. Yani DTD, XML belgesinin içindeki geri kalan verinin neye benzeyeceğini tanımlamak için kullanılır. Her neyse, henüz işi düşmemişler için bahsedelim. XML, yarı yapılandırılmış, hiyerarşik bir döküman formatıdır. En tepe bir elementle başlar ki bu dökümanda bu elementin ismi Offers. Bu elementin kendisi bir veya daha fazla offer elementi içerir. Bu öğeler ayrıca ayrı offer verilerini içeren alt elementleri de içerir. Uygulamamızı test etmek için bu örnek XML dosyasını kullanacağız. Tamam, XML dosyası hakkında bu kadar bilgi yeterli. Şimdi dosyayı parse etmek için kod yazmamız gerekiyor. Mesele şu ki, bir XML dosyasını parse etmek için gerekli API'ların neler olduğunu ezberde tutmak çoğumuz için mümkün değil. Dolayısıyla bu noktada yardımcımız Google'a bu parse işleminin kullanacağımız dilde nasıl yapılacağını soruyoruz. Büyük olasılıkla C# -sharp, XML ve parse gibi anahtar sözcükler kullanabiliriz. Ama bu bölümü zaten yapmışız gibi atlıyorum. Dosya yükleme action'ını içeren kod Controllers dizinin altında ve Home HomeController.cs dosyasında. Dosyayı açtığımızda Action metotlarının bir listesini görebiliriz. Bunlardan biri HTTP Post ile anote edilmiş. Bu nedenle dosya yüklemesinden sorumlu olan büyük ihtimal budur. Kodu genişletelim. Burada yüklenen XML dosyasının input streamini getOffers statik metoduna iletmişiz. Takip edip metodu açalım. İşte burada XML parsing kodumuz var. Input stream'i XMLReader create metoduna argüman olarak verip ardından load metodunu kullanarak XMLReader nesnesini yüklüyoruz. Son olarak offer elementlerini tek tek ziyaret edip model neslemizi oluşturuyoruz. Her bir model nesnesini bir listeye ekleyerek sonunda bu metottan return ederek çıkıyoruz. Ardından dökümanı yükleyen kullanıcımıza göstermek için nesnelerin listesini view'umuza iletiyoruz. Projenin diğer ayrıntılarını görmeden projeyi çalıştıralım. XML dosyasının yükleneceği dosyayı bulmak için Browse File butonuna tıklıyoruz. Ardından Offers XML dosyasını seçip iletişim kutusundaki Open düğmesine basıyoruz. Sonra da Upload butonuna tıklıyoruz. Bu noktada detaylı bir hata sayfası aldık. Hepimizin bildiği gibi canlı ortamlarda güvenlik nedeniyle kullanıcılarımıza bu ayrıntıda hata sayfaları göstermemeliyiz. Ancak uygulamayı şimdilik kendi lokal sistemimizde geliştirmeye devam ettiğimizden bunu geçiyorum. Evet, detaylı bir hata mesajımız var. Şimdi sorunu bulmak için birkaç seçeneğimiz mevcut. Ancak hata mesajlarıyla karşılaştığımda Çözüm bulmak için kendi izlediğim metodu göstereyim. Hata mesajını kopyalayıp Google'da arıyorum. İlk cümleyi kopyaladım ve yeni bir sekme açtım. Sonra mesajı yapıştırıp C# anahtar kelimesini ekleyip enter'e basıyorum. Çıkan ilk link bir Stack Overflow entry'si. Tabii bu bizim için sürpriz değil ve bağlantıya düşünmeden tıklıyorum sorulan benzer soruya şöyle bir baktıktan sonra cevabın tam aradığım şey olduğunu görüyorum. Tüm sorunlarımı çözecek bir kod örneği. Kod parçasını kopyalayıp projeme geri dönüyorum. Offer Parser CS dosyasına tıklıyorum ve kodu yapıştırıyorum. Sonra Settings'i Create metoduna argüman olarak veriyorum. Tamam, şimdi projeyi çalıştırıp tekrar test edelim. Başlığa tıklıyorum ve karşılama sayfasını açıyorum. Sonra tekrar Browse File butonuna tıklayıp Offers XML dosyasını seçiyorum. En sonunda da Upload butonuna tıklıyorum. Bu sefer kodumuz çalışıyor. Mükemmel. Offers listesini görmeyi başardık. Kodumuzun ilk denemede çalıştığını görmek harika olsa da bundan daha iyisi var değil mi? Bulduğumuz ilk bug fix başarıyla çalıştı. Her şey mükemmel görünüyor. Ama gelin başka bir bakış açısına geçelim. Projemize geri dönelim. Uygulamamızın yayına girdiğini ve kötü niyetli bir kullanıcının tuhaf görünümlü bir XML yüklemeye çalıştığını varsayalım. Bu tuhaf görünümlü XML dosyasının adı offers-x- ve bu dosyayı offers dizini altında bulabilirsiniz. Açalım. Videoyu burada duraklatabilir ve bu egzemenin uygulamamızda pars edildiğinde ne yapmak istediğini anlamaya çalışabilirsiniz. Tamam, hackerımız burada DTD standartından yararlanıyor. Ama ne yapmak istiyor? Normalde erişmesinin mümkün olmadığı dahili sunucu dosyalarımızdan birini okumak istiyor. Önce foo adında bir entity tanımlıyor. Bu entity veya değişken tüm Windows kurulumlarında ortak olan dahili bir dosyaya işaret ediyor. Elbette bu dosyanın içeriğinin başka sistemlerde farklılaşabildiğini de belirteyim. Her neyse 8. satırda bu değişkeni expand ediyor. Yani değerini açıyor. Bu C Sharp'ta Java'da system out veya PHP dünyasında print kullanmak gibi bir şey. Runtime'da entity'nin expand edilmesiyle host dosyasının içeriği title elementinin içine yazılıyor. Böylece verileri geri döndüğümüzde yüklemeyi yapan kullanıcı dahili host dosyamızın içeriğini görebilir hale geliyor. Deneyip görmek için tarayıcımıza geri dönelim. Title'a tıklıyorum ve karşılama sayfasını açıyorum. Ve bu sefer yüklemek için offers.xxe.xml dosyasını seçiyorum. Sonunda sonucudaki dahili host dosyasının içeriğini görüyoruz. Saldırı DTD standartındaki entitileri kullandığından bu güvenlik zafiyetinin adı XML External Entity Saldırısı, kısaca XXE. Bu hatayı kullanarak dosyaları okumaktan daha fazlasını başarmak o kadar da zor değil. Ama bu, bu eğitimin kapsamının dışında. Daha gelişmiş saldırıları aratarak kolayca bulabilirsiniz. Bu demoyu bitirmeden önce XXE için olası önlemler hakkında bir şeyler söyleyeyim. Her şeyden önce frameworkler zamanla daha güvenli hale geliyorlar. Dolayısıyla .NET Core dahil olmak üzere .NET Framework'ünün son sürümlerini kullanırsanız, aynı kopyala yapıştır kodu kullansanız bile bu zafiyetin oluşmadığını göreceksiniz. Bu, Framework'ün ilgili XML API'larına konulan güvenlik kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır. Sorunu çözmenin bir başka yolu da hata mesajlarını daha iyi okumaktır. XML Reader Settings nesnesinde kullandığımız özellik değerini hatırlıyor musunuz? Geri dönüp göstereyim. Offer Parser CS dosyasında Stack Overflow yanıtındaki kopyaladığımız koda göre DTDProcessingParse kullanmışız. Bunun yerine DTDProcessingIgnore'u kullansaydık güvenlik zafiyetini önlemiş olurduk. Bunun nedeni bu değer ile beraber XML dosyalarındaki DTT kısımlarının dosya parse edilirken deaktive edilmesidir. Öyleyse bu demoda hızlı kopyala yapıştır programlamanın yazılımımızda güvenlik hatalarına neden olabileceğini gördük. Bu da demek oluyor ki başkalarının çözümlerini kullanırken daha dikkatli olmalıyız.